1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli Kanal 58'e izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımıza yine değerli bir hocamızı sizlerle buluşturduk. Ve kıymetli Fatma hocamızla birlikte iç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şen'le birlikte COVID-19 ve kanseri konuşacağız. Onkolojide COVID-19'u konuşacağız. Kıymetli hocamın fikirlerini, bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Tabii onkoloji denildiği zaman akla ilk gelen kanser hastalarımız hocam. Peki bu COVID sürecinde, COVID-19 sürecinde kanser hastalarımızın tedavileri nasıl gerçekleşti?
COVID-19 sürecinde kanser hastalarımızın tedavisiyle ilgili daha önce ilk COVID-19 başladığında bir yayın yapmıştık. Özellikle ilk bu SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığı tanımlandığında Türkiye'de 11 Mart 2020 idi. Ve dünyada da hızla özellikle İtalya başta olmak üzere bu salgın devam ediyordu. Ve insanlar da tabii ki hızlı bir şekilde hem bakanlığın yayınlarıyla hem de çok sayıda kuruluş ve derneğin yayınlarıyla hızla bilinçlenmeye başladılar. Biz de akut bir şekilde tedbirlerimizi almaya başladık. Hiç de hafife alınmayacak bir salgın olduğunu farkındaydık. Bu nedenle de biz merkez olarak hemen tıbbi onkoloji ekibi olarak kendi ünitemizdeki tedbirlerimizi aldık. Ve özellikle de onu daha önceki Facebook paylaşımlarımızda da bahsettiğimiz üzere o dönemde bile virüsün bulaşıcılığıyla ilgili ve hangi organları tuttuğuyla ilgili, semptomlarıyla ilgili bile birçok anlaşılmayan noktalar vardı ve halen de var. Bu nedenle de hızla o evrilen bilgiye adapte olmaya çalışarak bu 3 ayımızı geçirdik. Ve ilk başta tabii ki COVID-19 başladığında herkeste olan tedirginlik bizlerde de vardı. Çünkü birçok sorumluluklarımız vardı. Başta ailemiz olmak üzere hastalarımıza, çalışan ekibimize karşı. Bu nedenle de en önemli COVID-19'daki tedavisinde ya da takibindeki en önemli faktörünü önlemek ya da tedbirleri almak. Bununla ilgili olarak öncelikli olarak hastalarımızdan 3-6 aylık senelik takipleri olan hastalarımıza dedik ki bu dönemde mümkün olduğunca şikayetiniz yoksa önümüzü görene kadar 2-3 ay kontrollerimizi öteleyebiliriz dedik. Ama her zaman ve daima söyledik, şikayet olan hastaya asla gelmeyin demedik. Hastalar geldi ve gerekli tetkiklerini yaparak eğer ilgili bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalıştık. İkinci olarak da kendi tedavi etmekte olduğumuz hastalarımıza ne yaptık? Özellikle radikal tedavisi olan yani erken evre veya evre 4 ve sınırlı sayıda tümörler olan hastalarımız veya bir tedaviden çok yüksek yanıt beklediğimiz hastalarımız için asla tedaviyi bırakın demedik. Ve onları mümkün olduğunca çok iyi kontroller, tedbirler alarak ve hastayı bilgilendirmeye çalışarak ve hasta yakınlarını bilgilendirmeye çalışarak takiplerine ve tedavilerine devam ettik. Tabii ki onkoloji hastaları daima kemoterapi aldıktan sonra ya da normal insan popülasyonunda bile o dönemde bahardır. Ateş olabilir, gribal enfeksiyon olabilir, nefes darlığı olabilir. Bu gibi şüpheli şikayetleri olan, takip ettiğimiz özellikle aktif tedavi alan hastalarımızı öncelikli olarak ayrı bir birimde değerlendirilmesini istedik. Eğer COVID-19 olmadığından eminsek o zaman tekrar tedavilere devam ettik. Ya o dönemde testler yapıldı. COVID-19'u... Şöyle yüksek ateş ya da nefes darlığı ya da boğaz ağrısı gibi yani COVID-19'u düşündürür şikayetleri olan hastalar üniteye alınmadan aşağıda tetkik edilerek devam edildi kendi biriminde. Ama şunu çok şükür söyleyebiliriz ki ünitemizde bu 3 aylık periyot boyunca gerçekten PCR pozitif hiçbir hastamız olmadı. Bizim tabii ki ne kadar... Bunu onkoloji, kanser hastalarımız için söylüyoruz. Bizim tıbbi onkoloji ekibi olarak ne kanser hastalarımızda pozitiflik oldu ne de çalışanlarımızda oldu şükür ki ne de doktorlarımızda oldu. Neden biz bu kadar iyi geçirdik bu dönemi diye söyleyecek olursak ben bunda hem bizim başarımız olduğunu hem de hastalarımız ve yakınlarının çok büyük başarısı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu bizim hastalarımız zaten şeye alışkındı. Hastalarını, hasta yakınları olsun hasta olsun hijyendir, koruma sosyal mesafedir. Yani hiç COVID yokken bile biz hastalarımızı tedaviye başlarken mümkün olduğunca bu konuda uyarıyorduk. Yani insanlarla mümkün olduğunca bilmiyorsanız tokalaşmayın. Ondan sonra yiyecek içecek konusunda örnek dışarıda çiğ sebze meyve tüketmeyin. Evdeki hijyenimizi de böyle yapalım ve inanın zaten %90'ı zaten pek çok bu COVID'de yani önerdiğimiz tedbirleri zaten süre gelen bir şekilde yaptığı için hızla adapte oldu. Ve ben hani gururla söyleyebilirim ki bizim hasta ve yakınlarımız normal popülasyona göre çok daha hızlı bir şekilde adapte oldular bu sürece. Evet.
adapte olduklarında farklı ne oldu? Önceleri biz hastalarımıza şey demiyorduk, dışarı çıkmayın demiyorduk, aksine. Hani dışarı çıkabilirsiniz, kalabalık ortama girmeyin, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz gibi şeyler söyleyebiliyorduk. Bu sefer tam tersi, daha çok evde izolasyonu telkin ettik. Evde kal Türkiye şeklinde. Yani hasta tedaviye geldi, hatta hastanede bile koridorda oturmayın, başka birimlerde oyalanmayın, doğrudan üniteye gelin. Ünitede tedavisini aldıktan sonra evde kendi odaya, kendi bulunduğu alana. Burada da evde örnek hasta ve yakın hiç dışarı çıkmıyorsa evde izolasyon önermedik. Ama örnek hastanın yanındaki kişi COVID-19 sürecinde hep dışarıda olmak zorundaysa, o zaman dedik ki ya dışarıda olmak zorunda olanı izole edin veya hastayı bir odada izole edin dedik. Ya da evinize ayırın dedik. Bunu da pek çoğu yaptı. Ve bu nedenle de hasta, aslında hasta için tedavi ünitesine gelip evine gitmek bir risk oluşturmadı. Ama şunu da duyduk ve gördük ki bu 3 aylık periyotta tedavisi olmayan hasta örnek ya da başka onkoloji dışındaki insanlarda da gördük. Ben nasıl olsa hastaneye gitmiyorum deyip çok rahat davranır. Pek çok insan da bu şekilde COVID-19'u kaptı. Hocam, röportajlarınızda da bunu vatandaşlarımıza sorduk. Şöyle bir algı var. Yani bana bir şey olmaz. Yok, herkes olabilir. Çünkü gördük ki onkoloji dışındaki kendi dostlarımızdan, yani birebir o dönemde görüşemedik ama telefonla görüşerek birçok dostlarımızdan ya da arkadaşlarımızdan hiç tıpla ilişkisi olmayan insanlar bile çok ağır 40'lı yaşlarda COVID'ler geçirebildi. Bu nedenle de burada evet, şimdi istatistiksel olarak bazı yaş grupları, bazı ek hastalıkları olanlar çok daha yüksek riskliydi ama nadir olmayarak risk faktörü olmayan 65 yaş altı birçok insanda etkilendi ve kaybedilebildi. Bu nedenle de biz hastalarımız yüksek riskli diyoruz ama hasta yakınları da yüksek riskli. Onun için herkes çok dikkat etmeli diye özellikle vurguladık. Ama biz kendi sorumluluğumuzda olan hastalar için daha fazla bir özen ve koruyuculuk anlamında vurgularda bulunmaya çalıştık. Kemoterapi ünitelerine hasta yakınları alınmadı. Sosyal mesafe için gerekli paravan şeklinde perdeler oluşturuldu. Ve kendi birimimizdeki çalışanlarımızın bütün takı vesaire onlar çıkarıldı. Diğer katlarda dolaşması, yani COVID-19 nöbetleri zaten tutmadılar. Bu gibi tedbirlerle çok şükür 3 ayda 1000 tedavi, birçok hasta, yüzlerce hasta tedavisi yüzümüzün hani akıyla çıktık diyebiliriz. Ama halen tedirginiz. Neden? Çünkü aslında COVID-19 bitmedi. Bu bize bir öğreti diyelim. Yani bundan sonrası için de daima dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Yani şu anki vaka sayılarıyla da zaten bitti diyemiyoruz. Yine de tabii ki o yoğun dönemi biraz atlatmış durumdayız ama halen hepimiz çok riskliyiz. Halen hasta yakınlarımıza, hastalarımıza aynı telkinlerde bulunuyoruz. Burada sosyal mesafe, maske ve şeyler de çok önemli. Yani eve girip çıkan kişilerin dışarıdaki örnek asemptomatik taşıyıcılar çok önemliydi. Yani kişinin işte yakını dışarı girip çıkıyor. Yani kendinde semptom olmayıp etrafındaki insana bulaştırıcı olabiliyor. Bütün bunlar çok önemliydi. Bunları bilgilendirmek önemliydi. O şekilde yani onkoloji hasta grubunda rahatlıkla çok şükür en azından 3 aylık dönemi rahat bir şekilde geçirdik diyebiliriz. Tabii süreç az önce sizin de belirttiğiniz gibi bitmiş değil. Evet, her geçen gün biraz da vaka sayıları da şu anda artış gözlemledi. Ve evet, yayın öncesinde ekranları başındaki izleyenlerimize takip edeceklerdir. Maske zorunluluğumuz var. Biz maskemizi evet, de takıyoruz. Yayına girdiğimiz için takmak zorunda kaldım ben evet, ama maskemizi takacağız. Sosyal mesafe dediniz. Hijyen kurallarına evet, şu anda daha çok uymamız gerektiği bir süreçteyiz. Tabii, yani bu tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Fakat bir de şunu gördük ki bu 3 aylık süreçte pek çok hasta tanı sırasında, yani mesela örnek 3 ay önce şikayetleri başlıyor daha önce sağlıklı kişi. COVID-19 var diye hastaneye gitmediği için bu dönemde hastalıkları ilerleyerek artık yeni yeni gelip hani belki 3 ay önce tanı konusu daha erken müdahale edilebilecekken kanser açısından daha ileri evrede gelen hastalar doğmaya başladı. Onun için de lütfen
Özellikle şikayetlerimiz varsa bazen gerçekten o şikayetler COVID'den daha tehlikeli olabiliyor bekletildiğinde. Tedbirlerimizi alarak artık hastanelerin pek çoğu zaten pandemi hastanesi değil. İlgili alan hekimlerine başvurarak tanılarını, tedavilerini geciktirmemeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Aslında şu andaki en çok vurgulanması gereken, evet COVID-19 bitmedi, tedbirlerimizi alalım. Fakat şu an en çok vurgulanması gereken de örnek birçok hasta normalde işte kalp hastası kontrolüne gelmesi gerekiyor. Evde oturmaktan, hareketsizlikten, kilo almaktan bu sefer bir pıhtı atarak ani işte solunum yetmezliğiyle, kalp kriziyle ya da farklı damarsal komplikasyonlarla karşımıza geliyor veya vefat edebiliyor. Onun için de rutin kontroller ya da bir şikayet olduğunda asla doktora, hekime görünmeyi ertelememeleri gerekiyor. Bununla ilgili de sayısız örnek var etrafımızda. Hiç hastaneye gelmediği halde COVID-19 diye evde ani damarsal problemlerle işte farklı komplikasyonlara kaybedilen birçok insan da oldu. Bu dönemde de onu mutlaka bir daha vurgulamak istiyoruz. Artık hastanelerde oldukça yoğunluk azaldığı için, neredeyse tek tük hale geldiği için COVID ile ilgili hastalar, rutin kontrolleri de alıyoruz. Çünkü rutin kontroller 1 ay, 2 ay, 3 ay ötelenebiliyor ama bir süre sonra bu sefer hasta rutin kontrolü uzattığında, bir sıkıntı geliştiğinde olay daha büyüyebiliyor. Bu nedenle de artık kontrollü bir şekilde kanser tedavisi almış ya da almakta, fakat aktif kemoterapi vesaire almıyor, 3 aylık, 6 aylık, senelik kontrollere gelen hastalara da yine muayenelere başlamış bulunuyoruz. Bu açıdan da bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. COVID-19 süresince çok sayıda sıfır hasta da geldi. Hiçbir zaman hastalarımıza da COVID-19 var, evine git demedik. Yani kanser tanısı almış bir hastayı ayrıntılı değerlendirdik. Tedbirlerle PET'ini de çekledik, biyopsisini de yaptırdık ve birçok hastaya da tedavi de başladık. Çünkü savaştığımız şey, evet COVID-19 kötü ama kanser de hep vurguluyoruz. Bazen çok sürprizler yapabiliyor. Bu nedenle de onu da geciktirmeden tedavi edilmesi gerektiğini vurguladık ve gerçekten sayısız demeyelim tabii, çok abartılı olmasın ama onlarca hastaya da bu süreçte yardımcı olmaya çalıştık. Bu şekilde en azından bunu da vurgulamak istedim. Fatma Hocam, az önce konuşmanızın arasında şikayetler olduğu zaman gelsin dediniz. Peki kişi hangi şikayetlerle karşılaştığı zaman hekime gelmeli? Şimdi özellikle biz alerji yaparken de ben hep bunu vurgularım. Yani kemoterapiyle ilgili bir alerji. Şimdi normalde tedaviye başladı hasta ünitede, kemoterapi ünitesinde. İnsanlar genellikle hayatı boyunca boş bir serum almıştır ve boş serum alırken genelde hiçbir şikayetleri olmaz ki insanların. Ne gibi? Çarpıntısı, nefes darlığı, sırt ağrısı, elde kaşıntı, yüzde kızarma gibi. Ne zaman ki bunlardan farklı bir, yani bunlardan biri, yani normal sağlıklı duruştan farklı bir şikayet hissetmeye başlarsanız hemen hemşirelere düğmeye basın diyoruz. Çünkü burada artık bir şeyler alarm ediyor. Yani ben alerjik reaksiyon başlıyorum diyor. Vücutta da normal zamanda da öyle. Yani normal sağlıklı kişinin şiddetli işte bel ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishali, makattan kanlı gayta gelmesi, vajinadan işte menopoz sonrası kanamaların gelmesi, ağızdan kan gelmesi, durmayan bitmeyen öksürükler, balgamlar ya da bir tarafında ani tutmama gibi pek çok semptom ve şikayet vardır tıp literatüründe. İnsanlar normal sağlıklı iken normal sağlıklı durumunu bozan bu tarz şikayetlerden birinin ortaya çıkması, bunun belli bir süre içerisinde geçmemesi, 2 gün, 3 gün, 5 gün gibi durumların hepsinde de kişiler doktora başvurmalı. Bunlar illa her zaman kanser belirtisi olmak zorunda değil ama başka bir ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle de normalden farklı hissettiği ve bu bir türlü çözemediği ya da gitmeyen ağrılar, kilo kayıpları, ishaller, cilt lezyonları, yutma güçlükleri, mide ağrıları gibi her türlü şikayette mutlaka bir hekim başvurusunda bulunması gerekir.
Yani vücut sinyal veriyor. Vücut sinyal veriyor. Yani sigorta atıyor. Diyor ki bir şeyler yolunda gitmiyor diyor. O bir şeyler yolunda gitmeme demek şikayet demek. Biz hep tıpta şey deriz, ağrı aslında bir sigortadır. Bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Bir göstergedir. Yani şartel atmaya başlar. O zaman der ki bir yardım talebinde bulun der kişiye. Onun için de mutlaka hekime giderek o yardım talebinde bulunması gerekir. Ve kanser hastalığının da erken teşhisi, erken tanıda tedavisi gerçekleşebiliyor. Tabii ki. Yani erken teşhis, erken tedaviyle pek çok kanserde artık tam yanıtlar, normal hayat süreleri elde edilebiliyor. Hatta ileri evde kanserlerde bile artık önemli bir kısmında, tamamında demeyelim ama tam şifa elde edebildiğimiz hastalar var. Çok uzun sağ kalım elde edebildiğimiz hastalar, tabii ki edemediğimiz hastalar da var ama önemli bir kısmına da yardımcı olabildiğimizi biliyoruz. Başta meme kanseri olmak üzere, bağırsak kanseri olmak üzere, akciğer kanseri olmak üzere, prostat kanseri olmak üzere pek çok kanserde artık tedaviler bir 30 yıl öncesine göre çok daha farklı, evet, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Tabii ki her şey %100 değil ama %100 olarak verirsek yani önceye göre çok daha %30'ların üzerinde, %40'ların üzerinde çok daha iyi bir yolda. Evde 4 hastalarda bile alternatiflerimiz var, seçeneklerimiz var diyebiliriz. Tabii Fatma Hocam şunu da gördük ki pandemi döneminde de gördük bunu. Hasta-hekim ilişkisi çok önemli. Hastalarınız sizi de çok seviyor bu arada. Evet. Tabii ki yani bütün insan ilişkilerde bu önemlidir. Hekim-hekim ilişkisi, yani çocuk anne baba ilişkisi gibi ya da arkadaşlarla iletişim çok önemlidir. Bizim hastalıklarda niye bu daha önemli? Evet, pek çok hastalıkta çok önemli. Çünkü onkolojide hastayı tedavi ettikten sonra takip süreçlerimiz çok uzun sürer. Ve bir süre sonra hani artık aileden biri gibi, yani bazen çoğu zaman hatta aile bireylerini o kadar sık görüşmediğin için iletişim de çok önemli hale geliyor. Bu nedenle de tabii ki hekim-hasta ilişkisi de çok önemli noktaya geliyor. Genellikle hastalar iletişim kuramadıkları hekimlerle devam etmekte zorlanıyor onkolojide. Hem tanı hem tedavi sırasında sık bazı danışmaları gerekli, destek almak istedikleri noktalar sık olabiliyor. Bu doğrudur. Yani bununla ilgili evet, yani daha farklı bir yorum yapmak da mümkün değil. Peki kanser hastalarında moralin önemi nedir? Şimdi aslında stres ya da moral ya da depresyon ya da bunalım, bunu hani ister halk tabiriyle ister bilimsel tabirle nasıl şekilde isimlendirirsek isimlendirelim. Bu tarz bir durumda vücudun bağışıklık sistemi genellikle çöküyor. Kişi ağır depresyonda ya da can sıkıntısında yemesi, içmesi, uyku düzeni pek çok şey bozulduğu için bağışıklık sistemi de çöküyor ve inanın pek çok kanser hastasında, yani kanser tanısı konmuş hastalarımızda öncesine baktığımızda ağır bir stresten geçmiş oluyor. Hepsi için %100 diyemeyiz ama önemli bir kısmında kesinlikle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Onun için de hastalarımızın moral motivasyonlarının yüksek olması gerektiğini söylüyoruz. Yakının üzmemesi gerektiğini söylüyoruz. Hastanın kendisini bir şekilde pozitif motive etmesi gerektiğini söylüyoruz. Kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum ben şahsi kanaatim olarak. Fatma Hocam, kanserde güncel gelişmelerle ilgili de izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Kanserde güncel gelişmelerle ilgili hep birçok röportajda bahsediyoruz ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hemen Türkiye'de pek çok klinikte bizler de dahil dünya çapında hizmetler verebiliyoruz. Bu açıdan da gurur duyuyoruz. Ben COVID-19 başarısında hem Sağlık Bakanlığı'nın hem insanımızın duyarlılığının çok önemli olduğunu gördüm. Yani bu başarıda payı olduğunu gördüm ama en büyük paylardan bir tanesi de bizim yetişen hekim kalitemiz. Türkiye'de hem o COVID-19'daki o başarıdaki iyi yetişmiş hekim kalitesi çok önemli olmuştu. Ki onkolojide de sadece kendim değil pek çok arkadaşımızla beraber dünya çapında, dünya kalitesinde, dünyadaki yüksek kalitedeki
standartlarda onkoloji tedavileri verebiliyoruz. Ve bununla da gurur duymaktayız. Genellikle Avrasya Hastanesi adına da çok gurur duyuyoruz. Kendimiz adına da çok gurur duyuyoruz ve tüm camiamız adına da gurur duyuyoruz, onkoloji camiası adına. Ve hastalarımız hemen pek çok ilaca ulaşabiliyor. Yani bunu Sağlık Bakanlığı aracılığıyla çoğunu halledebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Çoğunu hasta çok ücretsiz olarak pek çok kanser tedavisine ulaşabiliyor. Çok yeni bakanlığın onayladığı meme kanseri, evre 4 meme kanseriyle ilişkili ilaçlarla meme kanserinde daha güçlü hale geldik. Önceden tekli hormonlu ilaçlarla daha az yanıt alırken bu akıllı ilaçları da ekleyerek çok ciddi yanıtlar, tam yanıtlar görmekteyiz artık. Meme bu, kanseri de en sık görülen kanserlerden. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden. Türkiye'de de ikinci sırada en sık görülen kanser kadınlarda ve evre 4 gelen kanserimizde, meme kanserimizde az da değil. Bunların çoğu hormona çok duyarlı ve özellikle de hormona çok duyarlı olan alt grupta yeni de onaylanan ilaç grubuyla beraber bu hastalarımızın çoğunda uzun yıllar kronik hasta olarak bu hastaları takip etme şansını da elde ettik. Onun dışında Küba benzeri immünoterapileri çok rahatlıkla, çok sıklıkla kullanabiliyoruz. Hastalarımız bu şansı elde edebiliyor. Diğer akıllı ilaçları bir şekilde Türkiye'de daha az yapılmakla beraber genetik haritalama sonucu ortaya çıkan akıllı hedefleri bulmaya çalışıyoruz. Bunları sık kullanabiliyoruz. Bu açılardan da diyebiliriz ki gururla hastalarımızı dünya standartlarında tedavi şansları sunarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bir hastalık grubu. Şu an iksir gibi her kanser tipi ya da evresi için bir ilaç yok. Ama öyle özel ilaçlar var ki ya da tedavi şekillerimiz var ki pek çok hastalık için çok iyi sonuçlar elde ediyor. Ama bazen kişinin genetik yapısı, kendi doku uyumu vesairesi, bağışıklık sistemi, çevresel faktörler, ailesel faktörler, sosyal faktörlerle siz ne yaparsanız yapın başarılı olamadığınız bir alt grup mutlaka oluyor. Bu artık tıbbın bir doğası diyelim. Ama önceyle karşılaştırdığımızda, bir 30-40 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda şu anda bütün şartları kullanarak çok daha iyi sonuç elde ettiğimiz çok iyi alt gruplarımız var. Bu da en azından bizi mesleğimiz adına, hastalarımız adına hem çok sevindiriyor hem çok umutlandırıyor. Hastayla beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Her bir yeni tedavide aynı heyecanı yaşıyoruz. İyi yanıtlar aldıkça daha da umutlanıyoruz, daha da çok seviniyoruz. Bunu da özellikle bir röportajda vurgulamak istemiştim. İyi oldu. Evet. Peki Fatma Hocam, kanser riskinde belli bir yaş oranı var mı? Evet, dünyada kanser riskinde tabii ki bir yaş oranı var. Dünyada Globoken isminde, Dünya Sağlık Örgütü'nün de başta olduğu bir istatistik sistemi var. Giderek daha bunu organize ediyorlar. Yani bütün dünyadan bilimsel datalar, özellikle yaş, tümör cinsi pek çok bilgi orada birleşiyor. Türkiye'de de Halk Sağlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimleri bunları yapıyor ve bütün ortaya çıkan istatistiklerde ileri yaş daima kanser için yüksek risk faktörü. Yani yaş ilerledikçe kanser olma olasılığımız artıyor ve ortalama tüm dünyada kanser hastalarının ilk tanı konulduğu yaşlar 60 yaş ve üzeri. Çoğu üzeri. Örneğin %70'i 60 yaş ve üzeriyken %30'u 60 yaş ve altı kabaca bu. Ama bu oranlarda yaklaşık. Neden peki diye soracaksın. Neden ileri yaş kanser için risk faktörü genellikle? Çünkü aslında hep bunu vurguluyoruz. Kanser bir nevi genetik mutasyonlar silsilesidir. Yani normal hücrede birçok genetik anormallikler gelişir yaşam boyunca. Ve vücut bunu hep sürekli tamir eder. Bir noktadan sonra vücut yaşlandıkça, mekanizmalar tembelleştikçe o anormallikleri tamir edemedikçe ne olur? Vücut onu
Artık kontrolden çıkar, vücudun kontrolünden çıkar, anormal hücreler oluşur ve kanserler oluşmaya başlar. Bu nedenle de yavaşlayan vücut mekanizması, genetik tamirler, immün yanıtın zayıflaması gibi birçok nedenlerden dolayı ileri yaşta kanserler çok daha fazla görülür. Peki 60 yaş altında? 60 yaş altında da görülür. Onun da yani hiç sıfır değil, %30 dedik en aşağı. Ama ileri yaş daima risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Örnek 1000 tane 65 yaş üstünde 20 tane kanserli kişi varsa 1000 tane 65 yaş altı kişinin ikisinde olur gibi. Yani oran çok farklıdır. Onun için de hani soruna binaen söylüyorum. Yani yaş bir risk faktörüdür. Evet. İleri yaş bir risk faktörüdür. Evet. O yüzden de herhangi bir şikayetiniz olduğu zaman da yani bunun genç ya da yaşlı olarak değil mutlaka hepimiz. İleri yaşın risk faktörü olduğunu bileceğiz ama kanser veya diyabet veya kalp hastalığı nadir de olsa her yaş grubunda çıkacağını bilmeliyiz. Yani her konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Ama yani nasıl meme kanseri için kadın cinsiyeti risk faktörü ise erkek için prostat kanseri yani prostat kanseri için erkek olmak gibi evet bazı birçok faktörler de risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor ama yaş olarak sorduğumuzda ileri yaş daha büyük risk faktörü pek çok kanserde. Fatma Hocam tabii konumuz COVID-19 ve kanserdi, onkolojide COVID'di ama şu anda baktığımız zaman da biraz da rakamlarda da vaka sayılarında da yükseliş gösterdi. Peki bir hekim gözüyle nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tamamen sıfırlanmadığı sürece ya da dünya çapındaki bu iletişimler devam ettiği sürece yani uçakla vesaire bu risk hızlı bir şekilde sıfırlanması çok zor. Biz daima sıfır olsa bile yani vaka sayısı sıfır olsa bile şunu öğrendik ya az önce de vurguladık. Daima artık bundan sonra dikkatli olmak zorundayız. Hep dikkatli. Normalde de dikkatli olacaktık ama yani özellikle COVID-19 gibi çok daha virülan dediğimiz yani çok daha hastalık yapıcı bir virüs için bunlar virüslerin çoğu zaten zaman zaman genetik değiştirerek farklı şekillerde karşımıza gelebiliyor. Biz daima alevlenme potansiyeli var gibi davranarak, düşünerek tedbirlerimizi alacağız. Ona göre planlarımızı yapacağız. Hem şahsi hem hastalarımızla ilgili hem de ailesel. Evet her türlü tedbirlerimizi ona göre almaya çalışarak ilerlememiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani vakitlerinizi Kanal 58 ekranlarındaki izleyenlerimize paylaştığınız için. İyi ki varsınız diyorum. Ben teşekkür ederim sevgili Esra bu davet ve güzel röportaj için. Umarım faydalı olmuştur. Çok güzel mesajlar verdiniz hocam. Sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta Şifa Kapısı programımızı COVID-19 ve kanseri konuştuk. İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Şifa Kapısı programımıza Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet, kontrollü sosyalleşme sürecindeyiz ve maske takılması zorunlu hale getirildi İstanbul'da ve farklı illerimizde. Peki vatandaşlarımız ne kadar uyuyor maske takımına ve korona günleri nasıl geçti ve bundan sonraki süreçle ilgili vatandaşlarımız neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, kontrollü zor, mecbur, evet çok zor. Alışmak mecburiyetindeyiz. Artık maskesiz hayat olmuyor. Maskeyle devam edeceğiz artık. Bilincindeyiz. Maske evet, takmanız evet, evet, bilincindeyiz. Evet, takmak zorundayız. Evet. Çünkü hem kendi sağlığımız hem çevremize sağlığını korumak için. Evet. Diyeceklerim bu. Zor. Alışmak mecburiyetindeyiz. Başka yapacak bir şey. Evet, evet. Peki tabii çevremizdeki sadece bizim değil, çevremizin de uyması gerekiyor. Evet. Hepimiz uymamız lazım. Birimiz uyarsa, birimiz uymasa haline olmaz.
Biliyorsun bulaşıcı hastalık bu, evet. Mecburiyetten. Nereden geldiği de belli değil bu hastalığın. Evet. Nasıl bulaştığını da bilemiyoruz. Aynen. Ne olduğu da belli değil. Evet, aynen öyle. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Aşağı bir hastaneden memnunum. Aşağı 3-4 yıldan beri ben bu hastaneye gidip gidiyorum. Evet. Hanımından dolayı. Hanımım biliyorsun kanser hastası. O yüzden dolayı bu tercih. Çok da memnunum hastanemden. Evet. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine teşekkür ederim. Tabii bu pandemi sürecinde de hastanemiz, hastalarımıza evet. ve gelen giden misafirlerimize bütün ilgiyi, teknikler yapıldı, maskeler verildi, takıldı. Evet, evet. Hijyen kuralları. O hijyen kuralında bu hastalarımız yine doktorumuz sağ olsun hasta şeylerini ertelemedi. Evet. Hastaya devam etmeye çalıştı. Sağ olsun da teşekkür ederim. Fatma hocamıza. O süreçte de yine tedaviler devam etti. Evet, aynen devam etti. Bana göre uygulamayanlar var evet. ve onlara da kızıyorum. Yanlış yapıyorlar, vatandaşın hakkına giriyorlar. Çok yanlış bir iş yapıyorlar. Onlara söyleyin. Siz mesaj verin efendim. Biz söylüyoruz ama bizim söylediğimizi belki dinlemezler. Siz yine daha kolunuz, eliniz uzun medya mensupları olarak. Maskelerini taksınlar. Maske, mesafe, temizlik. Evet. Bunları yapmazlarsa yazıklar olsun bizlere. Çok i̇nsanların bu emeğine yazıklar oluyor yani. Sağ yazıklar. Çalışanlarımız teşekkür etmek lazım. Saygı sunmak lazım. Evet. Hakikaten büyüğüne, küçüğüne inanın büyük saygılı davranıyorlar. Pandemi günlerinde 7/24 hastanelerde hizmet verdiler. Hastalarımızın tedavilerini hiç aksatmadılar. Aynen öyle. Ben çocuğunun asansörün başında hanımefendi sandalyeyi almış. Salonda çocuğunu oturtturmuş. Öylesine çocuklarıyla hasret gideren insanları gördüm. Biz utanmamız lazım. Kimler? Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeyen bizler. Maalesef şöyle bir algı var. Bana bir şey olmaz. Büyük yanlış, hata. Herkes olur. Herkes potansiyel hastadır. Potansiyel o Covid-19'a yakalanma riski %100 bana göre. Çünkü hastalığın nasıl geleceğini, virüsün nasıl bulaşacağını nereden bilmiyoruz. Benim şurada yatışım var ya, hikayesini anlatsam emin olun büyük bir hikaye olur. Kısaca dinlemek isteriz. Kısaca dinleyelim, ekranları başındaki izleyenlerimize mesaj alsınlar. Benim kolumda tek bir tane yağ bezesi vardı. Evet. Dikkat etmeyerek, ben bunu benimsemeyerek... Sonra tümöre dönüştü ve kanser oldu. Ameliyat oldum ve büyüdü işte kemoterapi alma zorunda kaldım. Bu nedir? Dikkatsizlik ve ihmallık, gevşek davranmak, zamanında müdahale etmemek. Eğer 2 ay önce ben bunu temizlettiysem, almış olsaydım o yağ bezesini hiçbir şey yoktu. Küçük bir yağ bezesiyle başladı. Başladı ve kansere dönüştü. Hem de 3. evresine gelmiş. Dönemde aldırdık ama maalesef geç kaldık. Evet işte önemli bir mesaj verdi beyefendi. İnsanlar bunu bilsinler yani. 2 ay önce ben şunu aldırmış olsaydım hiçbir şey yoktu. Ama maalesef o bana bir şey olmaz diyenler tipinden davrandığım için evet. işte bu hale geldim. İşte burada görsünler beni. Fatma mı? Hastası mısınız? Fatma Hanım'ın hastasıyım. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Zeytinburnu'nda, Avrasya'da da iyi hekimler, doktorlar var. Giderseniz orada güzel tedavi olursunuz dediler. Bizim de çocuklarımız bizim gibi cahil değil, biraz bilgililer. Araştırdılar. Fatma Hanım'ın özgeçmişini araştırdı, incelediler. Bize uygun yardımcı olacağını düşündük. Onun için geldik. Peki, geldiğinize memnun oldunuz mu? İnşallah olacağız. Şu ana kadar memnunum da sonuç ne olur onu bilemiyoruz. Yani Fatma Hanım'ın şu ana kadar yaptıklarından ve ekibinden evet. memnun olmamak bir affedersiniz de yani çok hatalı bir işlem yapmış, söylem yapmış oluruz. Fatma Hanım'ın şahsına ve ekibine. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok
Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'niz ve gördüğünüz üzere lütfen bu koltuğu boş bırakınız diyor. Çünkü sosyal mesafe kurallarına hastanemizde uyuluyor. Ve hasta yakınlarımız, hastalarımız, hastaneden hizmet alan vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Maske takımının öneminden bahsediyoruz. Maske takmak artık İstanbul'da ve farklı illerde, Bursa'da, Kocaeli'nde zorunlu hale getirildi. Maske takılmadığı zaman cezai işlem uygulanıyor. Peki maske takmanın öneminden bahsederken sizin de düşüncelerinizi alalım. Bu süreç nasıl geçti? Pandemi dönemi nasıl geçti? Yeni bir sürece adım attık. Bu süreçle ilgili sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizim için sizlerden daha zor geçti. Çünkü bizim dışarı çıkmamız yasak, bakkala gitmemiz yasak. Hastaneye bile biz geldiğimizde biz arka kapıdan giriyoruz. Yani bizim acilen girişimiz yasaktı. Tamam ateşimiz ölçülüyor belki. Hani dışarı çıktığımızda korkuyoruz. Kimsenin yanına gitmiyoruz. Eve geçmiş olsun da bile kimseyi kabul edemiyoruz. Tabii bu arada Avrasya Hastanesi'nden de tedavi alıyoruz. Alıyoruz. O yüzden de daha çok korkuyoruz. Yani maskesiz hiçbir yerde gezmiyoruz açıkçası. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun defalarca söylemelerine rağmen, doktorlar defalarca söylemelerine rağmen dışarıda maskesiz gezen birini gördüğümde çok sinirleniyorum. Bu hiçbir şekilde hani fark etmiyor. Bir de o çocuklar özellikle böyle bisiklete biniyorlar. Eller yerde, maske atılan yerlerde, eldiven atılan yerlerde. Yani en kızdığım noktada o. Hani o çocukları nasıl rahatlıkla çıkarabiliyorlar ki benim oğlum bir kere çıktı bu süreçte. Onlara serbest olması dahilinde bile o da sadece dişçiye götürdüm. Dişini çektirdim ve eve getirdim. Maalesef bizde şöyle bir algı var. Bana bir şey olmaz. Ama olabiliyor. Olabiliyor. Bizler hasta olduğumuz için belki daha hassasız. Hani ailecek daha hassasız. Diyorum ya hani eve kimseyi davet edemedik geçmiş olsun. Peki bu arada hastalığınız nedir? Kanser, memece yağı. Evet. Kanser olduğumuz için daha riskliyiz. Ama şu anda Avrasya Hastanesi'nden tedavi. Evet, Allah razı olsun Fatma Hanım'dan. Ben bu hastaneye ağlayarak geldim. Önce Samatya'ya gittim. Ortamı hiç beğenmedim açıkçası. Pazartesi başlayacaktı tedavim. Ağladım. Sonra benim sağ olsun doktorlarım Fatma Hanım'a gönderdiler beni. Geldiğimde o kadar rahatladım ki Fatma Hanım'la özellikle konuşmamsı olsun. Yani ne bileyim buraya geldim baktım. Allah'ım dedim ya sana şükür ki hani iyi bir doktor denk geldi. Bilmiyorum yani çok sevdim Fatma Hanım'ı. Allah razı olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunuz. Memnunuz tabii ki. Tabii ki hemşirelerinden de sağ olsun buradaki hemşireler, hasta bakıcılar hepsi bize karşı çok iyiler. Tabii hijyen noktasında da. Yani iyiler. Yani bizim burası zaten önemli. Biz tuvalete bile dışarı gitmiyoruz. Bizim tuvaletimiz, lavabomuz ayrı. Normal bölümlerle hiç bağlantımız yok. En güzeli de o. Hastanenin hizmetlerinden evet, memnunuz. Peki bu hastaneyi tercih etmek isteyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Yani tabii ki çok rahatlıkla gelebilirler. Hani onkoloji bölümleri düzgün. Öbür bölümlerde ben kadın doğuma muayene olduk. Biz kalbe muayene olduk. Diyetisyene Büşra Hanım, Sayın Büşra Hanım çok tatlı. Bilmiyorum ona WhatsApp'tan da yazdığımızda gene cevap veriyor her şekilde. Hepsinden çok memnun kaldım. Yani bizim zaten gittiğimiz bölümler pandemi dolayısıyla bile korktuk. Başka bölümlerde doktorların muayene olmayı ama hepsi bize karşı çok iyilerdi. Teşekkür ediyorum her şey için de ama dediğiniz gibi herkese de mesajımız olacak. Lütfen maskelerini taksınlar. Hasta ziyaretlerini özellikle gezmesinler. Sosyal mesafe kuralına uysunlar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz Avrasya Hastanesi'nde misafirlerimizle ve hizmet alan değerli insanlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Maske takımından bahsediyoruz bugün. Maskenin öneminden. Evet artık maskesiz gezmek yasak. Maalesef hayatımızda bir parça olacak gibi gözüküyor. Olmak zorunda da yani bunu atlatana kadar yapacağız. Mecburuz. Vallahi biz sabahtan beri hastanelerdeyiz. İşte fırsat buldukça insanlardan kaçıyoruz. Fırsat oldukça hijyene dikkat ediyoruz. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz artık. Bundan sonrası da anlığa kalmış bir şey yani. Bilmiyorum artık elimizden geldi. Tabii biz tedbir bizden takdir Allah'tan derler ya. Maalesef şöyle bir olgu da var. Bana bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir düşünce varsa ben cahillik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. İnsanoğlu etle yapılmış. Yani bana olmaz demek ne demek yani bu çok saçma bir
şey. Biz kurallara uyacağız mutlaka. Tabii ki. Elimizden geleni yapacağız. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. İşte sağınız ve solunuz boş. Uyaralım. Yani vatandaşın da uyması gerekiyor. Mutlaka. Kurallara. Tabii ki. Tabii ki mutlaka uyumamız lazım yani. Eğer bir insan kendini seviyorsa ve ailesini seviyorsa, etrafındaki insanlara bulaştırmak istemiyorsa, bu bir sorumluluk. Büyük bir sorumluluk hem de. Benim evde yaşlı bir annem var. Ben dışarıya çıktığım zaman korkuyorum, tedirgin oluyorum. Acaba diyorum ben de olabilir. Şimdi şey gibi, hayalet gibi bir şey, rahatsızlık. Yani belli etmiyor. Nasıl bir şekilde nasıl bulaşır, nereden, nasıl yapılır. Hiç belli değil. Asansöre binmemeye çalışıyoruz. Ne bileyim ben araba işte kapı kulplarına dikkat ediyoruz. Her yere dikkat ediyoruz yani sonuçta. Bakalım. Evet. Ne olacak sonumuz? Şu anda tabii Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki sebep neydi? Şöyle baktığımız zaman neler söylersiniz hastaneyle ilgili? Hastane biz Zeytinburnu'na doğma büyümeyiz. Evet. Bir şey olduğu zaman eğer devlet hastanesine gitme bir imkanımız yoksa buraya geliyoruz. Bazı tanıdığımız doktorlar var. Memnunuz yani. Burada tanıdığımız çok doktor var. Yani bir aile hastanesi diyebilirim. O yüzden. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Ederim. Ederim. Yani kesinlikle çok iyi değerli doktorlarımız var. Evet. Çok iyi değerli doktorlarımız var yani hocam burada. Benim. Hocalarımız var. Evet. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar.
geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.